Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Her gün olduğu gibi bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Programımız değişik değişik konu ve konuklarla devam ediyor. Efendim bu akşamki konuğum yaşam koçu dediğimiz ve eğitim koçu aynı zamanda Sayın Feyman Adıyaman hanımefendiyle birlikteyim. Feyman Hanım çok yönlü bir hanımefendi. Aynı zamanda Sultan Gazi Konteyner Kent yöneticisi de. Biraz depremzadelerden, biraz yaşam koçu nasıl olunur şeklinde başlayacağız. Konuşacağız, sohbetimize başlıyoruz. Feyman Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Sağ olun, teşekkür ederim. Size de geçmiş olsun depremde. Siz de gerçekten herkes olduğu gibi sizin de etkilendiğiniz konular var. Daha hala siz depremzadelerle birlikte günübirlik her gün deprem yaşayan birisiniz. Ben öncelikle şey sormak istiyorum. Yaşam koçu nedir, nasıl olunur? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yaşam koçu daha önceki katılmış olduğum programlarda da dile getiriyorum. Bazı noktalarda karıştırılabiliyor. Psikologluk olaraktan bir müdahaleymiş gibi görüntülenebiliyor şey ya da öyle bir algı uyanabiliyor. Biz psikolog değiliz. Sadece insanlara yaşamları boyunca tıkanık blokajlarını kaldırma noktasında iş olsun, aile hayatı olsun, kendi yoğun tempolarından dolayı yoğun koşuşturmacalar içerisinde oldukları zaman ailelerine ve kendi özel hayatlarına zaman ayıramamadan kaynaklı bir takım böyle tıkanık blokajlar vardır. O da özel hayatlarını, kendilerine ait olan hayatı etkilemesinden kaynaklı. Orada bir yol arkadaşlığı yapıyoruz aslında. İş hayatındaki tıkanık kısımlar nereden geliyor? Ya da ailevi hayat üzerindeki, özel hayatlar üzerindeki tıkanıklıklar nereden geliyor? Onların tespitini yapıp o doğrultuda biraz iyileşmeye gidiyoruz. Tabii ki bu süreç içerisinde bir psikolojik rahatsızlık süreci varsa, yani bir psikolog desteği alınması gereken bir durum varsa, o zaman da psikologla çalışmaya başlıyoruz. Yani bir nevi rehberlik görevi yürütüyorsunuz. Eğitim de var bunun içerisinde. Siz bunun eğitimini de almışsınız herhalde. Aynen tabii. Ben Gebze Teknik Üniversitesi'nden aldım. Nelerden geçmesi gerekiyor? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yaşam koşulunu yapabilmek için bize gelen insanların da bunu yapmak isteyen insanların da değişime, eleştiriye açık olan insanlar olması gerekiyor. Yani bunu yapmak için önce insanın kendisini keşfetmesi gerekiyor. Ben öyle yaptım. Yani hani hep böyle şey deriz, içimizdeki çocuk vardır. Yani pozitif olmak gerekiyor değil mi? Öyle diyebilir miyiz? Yani pozitif olmak da diyebiliriz evet. Aslında ama hani böyle kendimizi geliştirebilmek açısından, yetiştirebilmek açısından. Çünkü insanın kendini keşfetmesi çok kolay bir şey değil. Değil. Çünkü bazı istemediğin şeylerle de yüzleşebiliyorsun o süreçte. O yüzleşme esnasında açık olman gerekiyor, kendini eleştirmen gerekiyor, eleştiriyi kabul etmen gerekiyor. Tamamen değişime hazır isen yapabilirsin, yapamazsın diye bir şey yok. Ama kendini geliştiremeyen bir insan karşısındaki insana da çok da faydalı olamayabiliyor. İş oradan başlıyor. Yani herkes da yaşam koçunun ne olduğunu aslında da bilmiyor. Yani birçok insan da bilmiyor. Yaşam koçu derken sanki böyle bir koçtan bahsedilmiş gibi algılayanlar da var. Ama çok yönlü, çok faktörlü bir iş. İnsanlara yardımcı olabilen, insanlara anlayan, oturup onlara sohbet eden, onların içindeki o buhran, o dediğimiz o işte insanın içindeki o içinden çıkmak istediği bazı şeyler var ya. Bir mücadele vardır. Hani her insanın böyle küstürmüş olduğu bir çocuk vardır. İçindeki çocuk, o çocukla barıştırıyoruz aslında. Çok güzel ama. Yani siz o zaman insanlara baktığınız zaman kimin deli kimin akıllı olduğunu da biliyorsunuz. Yarım saat alıyor. Yani öyle şimdi gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü Çetin Bey'le de program yapmışsınız. Ben kısmen izledim. Buradan onu da selamlarımı gerçekten Çetin Bey de iyi bir psikolog. Kesinlikle. Aynı zamanda, zaten benim böyle danışanlarla gittiğim süreç içerisinde eğer psikolog desteği alınması gereken bir durum tespitinde direkt iletişime geçtiğim insanlardan birisidir. Deprem zamanında da çok kendim içinde tıkandığım noktalar, çünkü hepimiz kolay bir şey süreç geçirmedik. Arayıp da destek aldığım kişilerden birisidir. Teşekkür ediyorum ona da buradan. Ama siz hala devam ediyorsunuz bu yaşam koçunu, başka alanda devam ediyorsunuz. Nerede devam ediyorsunuz? Sultan Gazi Konteyner kentte gerçekten görüyorum sizi. Bazen bir bakıyorsun ki kepçe kullanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki işte başka bir araç kullanıyorsunuz. Evet. Yani nasıl bunları becerebiliyorsun?
Bilmiyorum, ben hep diyorum böyle şey yoktur, hayallerin ucu olmadığı gibi yeteneklerin, kabiliyetin de ucu yoktur. Herkesin tabii ki uzmanlık yapabileceği ya da böyle profesyonel olacağı bir kabiliyet kısmı vardır ama insan kendisine inandığı zaman, hani hep ben derim başarmak inanmanın yarısıdır diye, inanmak başarmam. Ben hep inanmışımdır. Yani onu yapacağıma inandıysam yaparım. Kepçeyi de bir kere öyle merakımdan bineyim O da dedim. bana denk geldi. Sonrasında sağ olsun operatör arkadaştan kolay mı falan, kolay dedi, ver bir süreyim falan, ondan sonra bir iki kere kullandım. Evet. Zevkliymiş Sizin oradaki çalışmalarınızı görüyorum. Özellikle buradan Sultan Gazi Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Bey'e ve kesinlikle. ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben de Sizlere çok teşekkür kutluyorum. ediyorum. Orada yaptıklarınızı, oradaki disiplini, oradaki çalışan tüm ekipleri gerçekten takdire şayan bir çalışma olarak görüyorum. Ben diğer yerleri pek fazla öyle içli dışlı gezmedim ama tabii benim de yerim sizin yan tarafınız. Evet, komşumuz aynı. Konteynerin dışındayım. Siz insanlarla diyalog kurarken özellikle depremzedelerle bazen insanlar sinirli olabiliyor veya bir eksiği yok bir şey isteyebiliyor. Onları nasıl anlayabiliyorsunuz? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, aynı yaradan kanıyoruz. Yani yaramız aynı olduğu için o anki göstermiş oldukları psikolojik reaksiyonları da tahmin edebiliyorum. Ya da işte şahsi değil de o an içindeki bir patlamanın vermiş olduğu şey, normal süreçte zaten patlama noktası o anki ihtiyacının giderilmemesinden kaynaklı olacak bir şey değildir. Ama her şeyin böyle bir tetikleme noktası olur. Ben de aynı şeyi yaşadığım için o psikolojiyi tahmin edebiliyorum. Bir de bizde hep şey vardır, böyle insanlara empati yaparak, yargılamadan dinleme. Zaten eğer yargılama varsa da yapamazsın bu işi. Hani yargılamadan ziyade anlamaya çalışaraktan gidiyoruz. Şimdi oluyor, bizde de olmuyor değil. Mesela o an ihtiyaca yetişemeyebiliyoruz çünkü şu an 270 tane konteynere şey veriyoruz. Bu da bayağı yüksek bir rakama Yani tekabül ortalama ediyor. 1000-1500 kişi Aynen. baranır demektir. Tabii ki. Öyle olduğu zaman arka planda da yapacağımız sorumluluklar var, verilen sorumluluklar. Hem onlara yetiş, hem insanların ihtiyaç kısmına yetiş. Birazcık zorluklar çekebiliyoruz ya da aksamalar olabiliyor. Ha, bunu anlayışla karşılayan insanlar olduğu gibi yaşanmışlıkların vermiş olduğu bir patlamayla tepkilerle gelen insanlar da olabiliyor ama çözülmemiş bir durum olmuyor. Yani sonrasını tatlıya bağlayabilmek çok önemli. Hani onları o an yargılayarak ben de aynı fevri şeyde çıkışta bulunsam belki o şekilde çözüme gitmeyeceğiz ama çözüm odaklı yaklaştığın zaman bir iki gün sonra sanki o olayı hiç yaşamamış gibi Ama devam siz tek edebiliyorsun. kişisiniz, karşı tarafta yaklaşık 1000'in üzerinde insan var. Tabii şimdi Bu herkes zorluk da var. kendine ait bir hizmet bekliyor Tabii. ama biz umuma ait bir hizmet Umuma ait veriyoruz diyorsun. orada. Olsun, hani yaşamış olduğumuz süreç kolay bir süreç değil. İnsanız olabiliyor. Ben de belki bazen patlama noktalarım oluyor, patlayabiliyorum. Onların da o şekilde bakıyorum ama dediğim gibi sonuç tatlıya bağlanıyor. Sonra bir çay kahveyle. Güzel ama bazen gerçekten bunlarla iç içe olmak, bunların anlamak, bunlarla hemhal olmak çok yetenek ister. Çok bir de hayırlı bir iş olarak değerlendiriyorum. Yani bunların Kesinlikle. psikolojisini anlamak herkes çünkü herkesin psikolojisi bozuk kısmen. Yani olaya bakış açısı farklı olabiliyor. Bir anda bir patlama dediğin gibi olabiliyor. Çocuklarla ilgili orada neler yapıyorsunuz? Çocuklarla ilgili de daha öncesinde buradaki, yani o konteyner alanındaki bazı sorumluluklar verilmeden önceki kısımda daha çok boş vaktim olduğu için sürecimiz daha uzun oluyordu ama onlarla 1,5 ay 2 ay gibi böyle bir çalışma yaptık. Yeri geldi top oynadık onlarla, o anki psikolojilerini resim yaptık vesaire. Partiler falan yapıyorduk, doğum günü partileri falan. Orada o çocuklarla geçirdiğin zamandaki o kadar böyle güzel şeyler katmışım ki çocuklara. Şu an bile böyle 2 gün görmese ya da işte kapının önünde görsem, hocam seni çok özledik falan deyip gelip sarılıyorlar. Hani onların da, çocukların aslında birazcık daha masum. Hem yaralarının sarılması biraz daha kolay oluyor, masum oluyor. Hem de istekleri, talepleri ya da mutlu olma şeyleri. Bir kekle bile mutlu olabiliyorlar ya da bir çikolatayla ya da bir top oynadığında, onlara eşlik ettiğinde.
Yani sizin onlarla birlikte olmanız onlara bir artı, bir moral, motivasyon olarak değerlendirebilir. Niye? Oradaki konteyner kentin işte yöneticisi bizimle birlikte top oynuyor. Veya siz o seviyeye kendinizi indirerek onlarla anlaşma noktasına gidiyorsunuz. Bu da tabii onları sevindiriyor. Yani çünkü içimdeki çocuğu keşfettim ya ben de. O sırada evet. Ona kayıyorum ben de içimdeki çocuk. Eğitimle ilgili mi sohbetleriniz oluyor mu? Çocuklar nasıl bakıyor? Yani bu süreçten sonra özellikle depremden sonraki eğitim sürecinde çocuklar nasıl bakıyorlar eğitime? Yani tabii ki biraz soğukluk var, biraz karamsarlık var ama yine de hani belli bir süre okula gitmemenin vermiş olduğu şeyde boşlukta da hani okula karşı bir şey de var, istek de var ama hani aradaki fark özellikle sınava girecek öğrenciler kısmına baktığımız zaman o aradaki olan boşluk, ders işlememe kısmı şey birazcık bir güven düşüklüğü yaşatıyor. Ama tabii burada onları doğru yönlendirme ile yani yapabileceğine inandırma kısmı vardı. O şekilde geri tekrardan belki bir şekilde ya da hani hiç kazanamasa ya da başarılı olamasa dahi yaşamış olduklarının vermiş olduğu bir şey. Aslında o onun eğitimiyle ya da ders notlarıyla, zekasıyla alakalı bir şey olmadığını empoze ettiğimiz zaman zaten o çocuk ister istemez hani bende bu kabiliyet var, oradaki yarayı daha hızlı sarıp kendi hedefine odaklanabiliyor. Evet. Peki hanımefendilerle, bayanlarla sohbet etme imkanınız oluyor. Siz zaman zaman onlarla birlikte oturuyorsunuz. Onlar depremi anlatmak istiyor. Mesela bazen işte diyor ki böyle oldu, şöyle oldu. İşte böyle yıkıldı, biz böyle çıktık. Çünkü depremden enkazdan çıkan insanlar da var sizin orada. Evet, en yakınlarını kaybeden insanlar da var. Öyle bir dramatik bir kalabalık. Çünkü herkeste bir yara var. Bayanlar nasıl anlatıyor bunu? Nasıl anlayabiliyorsunuz? Yani bunlar hayata bakış açıları nasıl? Yani onlarla da konuştuğumuz zaman aynen herkesin bir kaybı var. Yani bazen şimdi depremde ben de birinci derece annemi kaybettim. İki halamı kaybettim. 57 kişiye yakın bir kaybımız var bizim de. Kayıp noktasında bazen sen birinci dereceden birini kaybettiğini söylediğin zaman kaybetmeyen çok şükür diyor, bizde o yok diyor. Bir yandan teselli olabiliyoruz ya da ben işte annemin mezarı olduğuna şükrediyorum. O hala kayıp olan insanlar oluyor ya da işte mezarı olsun diye çok dua edip çoğu kimliği belirlenemeyen insanlar var. O mezarda kim yatıyor diye bilinmeyen insanlar var. Ama genel anlamda herkeste bir robotik sistem var. Yani kadınlar sabah kalkıp işte çocukların karnını doyur, çamaşır varsa çamaşır makineye. Bu şekilde yani herkesin gözünün içerisinde o burukluk ve donukluk var. Bu kolay kolay geçecek bir şey değil aslında. Hani bir kereden işte düzeldikteki yerleşik düzene geçene kadar da geçebileceğini düşünmüyorum ben. Psikolojik destek olarak psikolojik destek alınması gerekiyor. Geliyor bizim sizde oraya. Sizde var mı konteynerde? Konteyner var mı? Alanımızda zaman, var. Evet. Var aynen. Onun dışında da eğer ekstra bir destek alınması gerektiği zaman da yönlendirme yapabiliyorum yani ücretsiz olaraktan. Evet. Siz mutlu oluyor musunuz bu hizmeti yaparken? Bu insanlar bir şey talep ettiklerinde siz onlara onları vermede, işte götürmede, onların kapısına kadar götürüyorsunuz biliyorum. Evet. Siz mutlu oluyor musunuz? Tabii ki mutlu oluyorsun. Yani normal bir insanı mutlu etmek kolaydır ya da hani hiçbir üzüntü değmemiş, normal hayatına devam eden bir insanı mutlu edersin çok kolaydır ama yarası olan bir insanın yarasını sarmaya çalışmak, onu anlamaya çalışmak ya da ona destek olabilmek gerçekten çok güzel bir şey. O an paylaşmanın ne demek olduğunu hissediyorsun. Çok önemli değil mi? Yani bazen duygulanıyorum. Yani onlar da aslında sizin duygularınızı bilmeleri lazım. Onlar da sizi anlamaları gerekiyor değil mi? Ya o konuda gerçekten hani bazı şeyleri yaşadığın zaman oradaki bağı anlayabiliyorsun. Geçen biraz rahatsızlanmıştım. Sağlık sorunum vardı. Hastaneye gittiğimde sabah 900'ün üzerinde mesajla uyandım.
nasıl oldunuz? İşte gören hocam siz hastalanmayın, siz bize lazımsınız falan. Hani bu önemsenmek, merak edilmek, değerli olduğunu hissetmek çok güzel bir şey. Hani oradaki o insanlara da yardım ederken hani onların değerli olduğunu hissettirerekten ya da o insanlara gerçekten yardım etmek için bir şeyler yaptığını hissettirmek onlara da artı bir güven veriyor. O an yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ya da gıyabında iyi ki varsın sözünü duyabiliyorsak ne mutlu. Ne mutlu, ne aynen. Mutlu. Evet. Tabii ben de biraz önce işte annem, tanıyorsunuz annemi. Oradayken için ağlamaya başladı. Ben de tekrar bunu her dakika gündeme getirmenizi istemiyorum dedim. O da işte kardeşim birinci derecede kaybedince herkes gibi bizim de var tabii. Şimdi sert yapamıyorsun. Kızamıyorsun. Konuyu aşma diyemiyorsun. Çünkü onun deşarj olması gerekiyor. Evet. Ve bir yerlere de ihtiyacı var. Size sizi arayıp işte sizinle biraz konuşayım, biraz böyle içimi dökeyim diyen insanlar da oluyor mu? Tabii ki oluyor. Yani bu zaten ben en çok yaşam koşulunu seçmemdeki amaç da buydu. Benim normal zamanda da her insanın böyle bir yaşanmışlıkları, tecrübesi vardır. Yaşa bakmaz bu. Yaşın küçük de olabilir, çok ilerlemiş de olabilir. Tecrübe tamamen yaşanmışlıklarla alakalı bir şey oluyor. Normal süreçte de insanların böyle yaşanmışlıklarıma dair yaşamış oldukları sıkıntıda arayıp da bir şeyler sorup ya da işte sohbet ettikten sonra ya o kadar rahatladım ki işte psikoloğa gitsem bu kadar rahatlamazdım gibisinden hani onların o almış olduğu huzurdan dolayı yani bir şeyleri yapıyorsam o zaman hani bunu meslek olaraktan yapıp da daha sağlıklı bir hizmete dönüştürmeyi neden olmasın diye düşünerekten bu işe giriştim. Şimdi oluyor mesela sıkıldığı an ya da gece bakıyorsun bir ilerleyen saatte aramış. İşte çok moralim bozuldu. Ağlıyoruz. Beraber ağladığımız durumlar da oluyor insanlarla. Arkadaş çevresi olsun, danışanlar olsun. Yani o an gerçekten karşındaki insanı dinlerken, onun yerine kendini koyarak dinlediğin zaman o an onun duygularını hissedebiliyorsun. Bu sefer yaşamış olduğu acısı da olsa, sevinci de olsa aynı düzeyde dinlediğin için karşıdaki insan anlayan birini. Çünkü gerçekten anlamak çok önemli bir şey. Kendi durumunuzu anlattığınızda biraz daha size hak veriyorlar değil mi? Kendileri de yatışma noktasında etki yapıyor mu? Tabii ki. Şimdi mesela kendinden anlattığı zaman hani ya sen bunu yaşadın ama bak ben de bunu yaşadım. Tabii. Yine buna rağmen mücadeleme devam ediyorum. Bak hayat devam ediyor diye şey yaptığın zaman bu sefer insan benim mesela konteyner alanında da depremzede olduğumu bilmeyen çok insan vardı. İstanbul'dan geldiğimi, depremzede olduğuma inanmayan insanlar vardı. Ama yaşamış olduğumuz asla kolay bir şey değil, hafif bir şey değil. Çok ağır izleri var. Unutulur mu? Değil ama yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yani ben bir afet geçirdim, kayıplarım var. Tabii ki üzerime düşeni bir evlat olaraktan hayırdır vesairedir yapıyorum, yaparım. Ama ben onu yaşadım diye de kendi hayatıma ipotek koyduramam. Tabii. Benim hayatım devam ediyor, etmek zorunda. Ben o hayatımda o acımı nasıl daha kolay, hafif bir şekilde sararım, o yarayı nasıl hafifletirim? Ona bakıyorum ve o şekilde yol izliyorum. İnsanlara da o şekilde yaklaşıyorum. Ben kendi yaramı insanlara yardım ederek sarmayı keşfettim. O şekilde sarıyorum. Birine yardım edebiliyorsam ben kendi acımı o an dindiriyorum, hafifletiyorum. Birine ihtiyacı yoksa, bir talepte bulunuyorsa siz orayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten bunun ihtiyacı yok. Ama bunu talep ediyor. Böyle bir şeyle de karşılaşıyor musunuz? Karşılaşıyoruz tabii ki. Oluyor. Ama onlarda da şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani herkes her istediğini istediği an alamıyor. Yani öyle bir sistemimiz yok bizde. Belirli zamanlarda çıkmak zorunda. Ama bizim kendi alanımızda yaşayan bir insansa ihtiyacı var veya yok. Eğer o istemişse o an alma hakkı varsa, alma hakkı derken mesela bazı şeylerde belirli günlerde dağıtım günlerimiz oluyor. İhtiyaç şeyi yeterlik sürecin çünkü ona göre dağıtıyoruz. 15 günlük, 20 günlük, 1 aylık vesaire. O süreçten erken bir süreç içerisinde istiyorsa orada zaten hani çıkış yapamayacağımı belirtiyorum. Çünkü birine yaptığın zaman diğerine yapmadığında olmuyor. Yani onu da haksızlık olarak gördüğüm için. Siz onu depodan çıkış yaparken zaten oradaki
konteyner sayısına göre kimden kaç kişi var ona göre çıkış yapıyorsunuz. Ona göre çıkış yapılıyor, artı bir de her teslim ettiğim kısımda da şeyini alıyorum, kaydını alıyorum. Yani ben verdim de işte şu vesaire değil, yani kayıtlar doğrultusunda ilerliyorum. Evet. Yani sizin işiniz gerçekten kolay değil. Ben sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çünkü birebir gördüğüm için sizi kutluyorum. Sizin durumunuzda olmak istemem yani. Ben biraz belki siz yaşam koçu olduğunuz için biraz sabırlısınız. Karşıya bakarken işte bunun psikolojisi nedir diye ölçebilirsiniz ama işte böyle ihtiyacı olmadan bir istekle karşılaştığım zaman ben bunu kesinlikle kabul etmem. Kusura bakma derim. Ama siz işte bunu bir anlatarak, bunları yumuşatarak geçiştiriyorsunuz. Görüyorum. Yani tabii ki ihtiyacı olsa da olmasa da o an gerçekten çıkabileceğimiz bir ürünse, yani çıkabilme aşamasında, yani o tarihe gelmişse, o kota dolmuşsa herkese çıkıyoruz zaten. Ama bazen oluyor, stokta yetersiz olabiliyor. Bazen günü gelmeden dağıtım çıkamıyorum. Bir de arka planda sürekli düzenlemeler yapıyoruz. Yani hani depoyu bir ambar değil de içeri iç kısma girdiğin zaman bir market şeyinde kullanıyoruz. Raflar ayrı, şeyler ayrı. Onların düzenlemesi oluyor, stok sayımları oluyor. Bunlar olduğu zaman şey yapamıyoruz. Tabii çıkış şeyleri falan yapamıyoruz. Geceniz gündüz belli değil zaten. Bizde öyle oluyor. Yani evet. Ben gece 2'de depoyu bırakıp eve gittiğimi de biliyorum. Bir gün boyunca hiç gitmediğimi de biliyorum yani. Feyman Hanım, ben özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi seçim süresince, daha doğrusu deprem süresince depremzedelere yardımlar yapıldı. Hı hı. Türkiye'nin her tarafından yardım geldi. Kim ne yapmışsa, hı hı, yani herkese biz teşekkür ediyoruz. Başta Urfa olmak üzere. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından bu depremzedelere ve deprem yerlerine kavuşan, ulaşan, az da olsa yardımda bulunan, kurtarmak için çaba gösteren insanları ben kutluyorum. Bunları tebrik ediyorum. Ancak depremden sonra biz seçime girdik. Bir seçim, hı hı, sürecine girdik. 14 Mayıs'ta bir seçim oldu. Özellikle depremzedeler bir hakaretle karşı karşıya kaldı. Hatta küfürvari şeklinde bir söylemle karşı karşıya kaldı. Şimdi siz yaparken, gerçekten birine bir şey verirken Allah rızası için mi veriyorsunuz? Yoksa bir karşılık beklerken mi veriyorsunuz? Bu depremzedeler bu hakaretler hak ettiler. Şimdi şöyle söyleyeyim. İnsani değerlerin olduğu yere Allah korkusundan başka hiçbir şey karışamaz. Yani ne siyaset olsun, ne başka bir şey olsun, hiçbir şeye müdahale ettiremezsiniz. Yardım ederken siyasi görüş yapıldı. Onun da farkındayız. Ama şu an bana göre bu yaşamış olduğumuz afetin siyasetle hiçbir alakası yok. Ben annemi kaybetmiş olan bir insanım. Acısının tarifi yok belki. Evet, ama bunu siyasete bağlayamam. O an biz çok acizdik. Yani bazı şeyleri birazcık da iman olaraktan ya da şey dini olaraktan düşünmemiz gerekiyor. Nasıl kadere inanan insanlarız, Müslümanız hepimiz. Benim annemin binasından sağ çıkan insanlar da vardı. Ben bu sitemi Allah'a yapamam. Niye annemi öldürdün de onu sağ çıkarttın diye bir hakkım yok. Siyasetteki insanların görüşü de aynı buna benziyor. Yani kalkıp da şimdi... Yani bir iyilik yaparken bunun üzerine gitmesi lazım. Bu olmaz. İnsani değer, iyilik insanın ahlaki değerlerinin üzerinde olan bir şeydir. Siyaset değerleriyle alakalı bir şey değildir. Biz depremde İkinci akşam Urfa'nın, gerçekten teşekkür ediyoruz oraya, desteğini gördük. Hava şartları çok kötüydü. Ben yardımdan gelen tırlarla ilgili genel koordinasyon başkanının eşiyle görüşmüş biri olarak söylüyorum. Yardımlar hemen çıktı. Ama yollar o kadar berbat, o kadar şeydi ki hava şartlarından kaynaklı tırlar 50 kilometrenin üzerine çıkamadı. Yani burada da bir takım böyle, hatta o tırları getiren ekip ağlayarak geldiler. Yani hani sanki bir yer bizi durduruyor da gitmemize izin vermiyor diye. O şekilde bir hüzünle geldiler. Benim annemin enkazının başında filan aracın olması gerekiyor dediler. Biz aracı getirdik. 2 gün boyunca araç orada boş kalmak zorunda kaldı. Çünkü betonu tutacağı bir alan yok.
Tekrar biz İstanbul'dan Hilti istedik ve Hilti geldi, betonu kaldırdık. Yani bunun yardımlar gecikti de olabilir, şu da olabilir vesaire gibi, bunu siyasete bağlamak çok yanlış bir şey. Özellikle yardımlarla ilgili söylüyorum. Tabii yardımların siyasetle hiçbir alakası yok. Yani şimdi bizim oyumuz da satılık değil. Biz bir afet geçirmiş olabiliriz. Yapmış oldukları yardımlarla bizim oyumuzu ya da bizim görüşlerimizi satın alabileceklerini düşünmemeleri gerekiyordu. İnsani değerlerinden kaynaklı o yardımı, çünkü hepimiz sonuçta Müslümanız. Müslümanın gereği de paylaşmaktır, yardımlaşmaktır. Eğer bunu Müslümanlık gereği yapmayıp da ben bu insana bu yardımı gönderirsem oyunu satın alırım, düşüncesini, aklını, fikrini satın alırım diye yapıyorlardıysa, hiç yapmasalardı biz kendi başımızın çaresine bakardık. Kendi yağımıza kavururduk. Aynen öyle yapardık. Yani çünkü hepsinden önce Allah bize o gücü verecekti. Hala şu anda vermemiş olsa bu kadar mücadele de edemezdik. Ama gönderilen, ki yardım tırlarına şahit olduğum kadarıyla, evet, çoğu yardımların biz bir tıra yakın, benim dayımın fabrikasına geliyordu, 6-7 tır geldi. Biz bir tırı çöpe attık. Dışında sıfır koli yazıp da içinden yırtık ayakkabılar çıktı. Deprem bölgesine gelen yardımın içerisinde bikiniler çıktı. Yani buradaki depremzede zaten deniz bölgesinde değiliz. Ama o depremzede bikini mi giyecek? Ama biz bunu dile getirmedik. Depremzedeler olarak bize yapılan bu hakaret gibi gönderilen bazı yardımları dile getirmeye utanırken, hani insanlar bize yaptıkları yardımı oyumuzu satın alma karşılığında yapıp da onu haram ediyorlarsa, biz ne kadar gönderim yapmışlarsa onun iadesini de yapabilecek güçteyiz de. Evet. Yani bir şekilde çabalıyoruz. Kıyafetse kıyafet olsun. Ben kendi şahsım adına konuşuyorum ve gerçekten bunu inciten insanlar adına konuşuyorum. Yapılan yardım hiçbir şekilde başa kalkılmamalıydı. Ve o derece hakaretvari konuşulmaması gerekiyordu. Siyasetle de hiçbir alakasının olmaması gerekiyordu. Evet. Siz Sultan Gazi konteyneri kentte, birine bir konteyner verirken veya bir yardımda bulunurken orada bulunan insanlar çeşitli fikirlerden oluşan insanlar mı, yoksa belli bir zümre mi? Belli bir zümre olaraktan gelen insanlar var, ama çeşitli her fikir insan olarak her insan aynı fikirde olmaz. Yani, orada değişik değişik insanlar var. Tabii ki. Belli bir zümre değil. Orayı düzeltelim. Yani genel anlamda yani kalıp zümre, aynıdır ama düşünce depremzade yapısı, olup gerçek ihtiyaç sahibi, rengi, dili, ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun hiçbir ayrımı yok. Şimdi bana göre aynı zümreden kastım hepimiz Müslümanız. Aynı zümre budur. Ama görüş olaraktan aynı evin içerisinde oturduğun insanların bile kardeşin olabilir ya da bir akrabanla fikir ayrılığına düşüyorsun. Çünkü herkesin baktığı pencere farklıdır. Herkesin görüş alanı, kapasitesi, algısı farklıdır. Ama bu hiçbir zaman için insanların birbirine karşı olan saygısını yitirme hakkını vermiyor. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil, ama saygı göstermek zorunda. Ki şu süreçte, zorlu bir süreçte de gönderilen kıyafetin, suyun vesaire ihtiyaçların lafını edilmemesi gerekiyordu. Baktığın zaman hep bir ayrım vardır. AK Parti hükümeti, CHP hükümeti diye bir adlandırma olur. Hatta AK Parti'ye verilen oylardan dolayı bize haram kılındı gönderilen şeyler. Bunun için haram kılıyorsanız, Hatay CHP iktidarındaydı. Hatay'ın da kaybı çok fazla. Ama niye o hiç dile gelmedi de sadece Adıyaman'daki AK Parti bağlılığı dile geliyor, sorun haline getiriliyor? Neden insanların görüşlerine, şeylerine saygı gösterilmiyor? Benim annemi enkazın altına getirip bina yıkan AK Parti hükümeti olmadı, CHP hükümeti de olmadı. Ama bir yerde AK Parti iktidarı var, depremden sonra da o iktidar olduysa, diğer tarafta da baktığınız zaman CHP iktidarda. Yani bu siyasi olarak algılamamak lazım. Algılamamak gerekiyor. Siyasi olarak kesinlikle bu depremzedelere bakmamak lazım. Eğer bir hayır yapmışsan bunu Allah rızası için veya sen işte sağ olduğun insanlığın için yapmışsın, bunu insanların başına da kalkmanın da bir anlamı yoktur. Yok, kesinlikle. Katılıyorum buna. Çünkü burada dünyanın her tarafından yardım yapan insanlar oldu. Hiç kimse bir şey demedi de, ama çok yani marjinal bir kesim bu şekilde her ne kadar davrandıysa da diğer depremzedeleri de bence
etkilenmez. Onları hepsini aynı sınıfa koymuyoruz. Aynı şekilde yargılamıyoruz. Tabii size daha hala talepler var mı? Mesela konteynerle ilgili, barınma ile ilgili hala talepler tabii geliyor mu? Tabii talepler oluyor. Olmuyor değil. Zaten şu an yaklaşık bir 300-350 civarında alanın aldığı kadar yer de sığabilecek kadar konteynerlarımız geliyor. Gelmeye de devam ediyor. Bir yandan tesisatlar falan yapılıyor. Onların yerleşimi yapılıyor. Yani talepler geliyor. Ama artık birazcık baktığımız zaman da gerçekten ihtiyaç sahibiyle ihtiyaç sahibi olmayanları da ayırt etmekte de zorluk çekiyoruz birazcık. Bazılarının evi orta hasarlı ama evini yapmış hafif hasarlı. Fakat evine bazen gidiyor, geliyor ama yine burada da kalmaya devam ediyor. Öyle mi demek istediniz? Yani o şekilde de oluyor. Ya da dışarıda işte evinde hafif hasar varken o an onun masrafına girmeyip ya da masrafını yapıp kendi evini kiraya vererekten oradan kira geliri sağlayıp kendisini konteynerda hayatını idame ettirmeye çalışan insanlar da olabiliyor. Buna tespit ettiğiniz halde, tespit ettiğiniz durumda bir yaptırımınız var mı? Tabii ki muhakkak ki olur yani. Çünkü neden çadırda yaşayan bir insanla evinde oturulabilir düzeye getirip de kiraya verip kendini orada oturması birazcık şeydir yani, kul hakkına giriyor. Bir de etik değil. Çünkü çadırdaki yaşam gerçekten çok kötü. Yani gidip onları da geziyorum. Ben Ramazan'da dışarıda da görev yaptım gönüllü olarak. Sahurda bile çağırdıklarında gidiyordum. Yani oradaki o insanların baktığım zaman, hatta geçen bir tane çadırdan gelen bir aileye şahit oldum. Bizim orada konteynere yerleştirdik. Kadın baktım ağlıyor. Bir şey sorun falan var mı diye yanına gittiğimde. Yok dedi, sevinçten ağlıyorum dedi. Dedim konteynere nasıl yani? Diye. Çadırdan dedi buraya geldik dedi, saray gibi geldi dedi, Allah'a çok şükür dedi, bir o kadar dua ediyor. Böyle insanlarımız da gerçek var. Gerçek ihtiyaç sahibi değil mi? Tabii ki gerçek ihtiyaç sahibi olmasa, hani çadırdan gelip de konteyneri saray olarak görüp de onun o ağlama şahit olduğum için birebir söylüyorum. Ama onun yanı sıra elinde imkanları varken ya da evinde hasarı olmadığı halde oturulabilir durumu varken onu kiraya verip oradan gelir varken burayı şey yapayım, bu şekilde suistimal eden insanlar da var. Bu sadece bizim bulunduğumuz ortam için geçerli değil. Bütün çevredeki konteyner alanlarının hepsinde geçerli bu. Evet. Sultan Gazi Belediye Başkanı Avukat Sayın Abdurrahman Dursun Bey'in depremzedelere karşı davranmanız noktasında size bazı önerileri var mı? Ne yapmanızı istiyor. Ya zaten başkanımız nasıl yapmanızı, davranmanızı istiyor. Yani ben buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hani bizlere o ortamı sağladığı için. Ben şu an bir depremzede olarak konuşuyorum. Oradaki insanlarla birlikte onun yanı sıra sorumluluk verip de oradaki insanlarınla birlikte olacak yaralarını sarma imkanını o daireye dahil ettiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hem kendisine hem eşi Tuğba Hanım'a. O bu konuda çok hassas düşünüyorlar aslında. Hani tamamen kendi kriterlerimiz noktasında değil de insanların talepleri doğrultusunda hareket etmemiz yönünde ama bir yerde de suistimale gittiği zaman durmak zorundayız. Evet. Yani belki bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi bunu suistimale götürmüyor ama bunu suistimale götürülen kısım olduğu zaman da oradaki düzenin bozulmaması açısından bir yerde dur demek zorunda kalıyoruz. Ama onun haricinde ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekten A'dan Z'ye yani aşağı diğer kısımda konteynerde kalanların da bize de buradan verilse, biz aşağıda bu desteği dün hatta şahit oldum. Bir konteyner sahibine ihtiyacını götürdüğümde çaya davet etmişlerdi. Misafir oldum evlerine. Oradan başka konteynerden gelenler vardı. Mesela onlardaki şey bizde mümkün değil bu şekilde. Yani sanal markette ayda bir sıra bile gelemiyor. Çünkü çok sayı çok fazla. Hizmet eksikliği değil de sayının fazlalığından kaynaklı bir şey vardı orada da. Bundan ama bizde o şekilde bir sıralama yok. Yani bizler gıda olsun,
hijyen olsun ya da vesaire yatak şu bu olsun. Yani bunların teminatı noktasına en ince ayrıntıya kadar başkanımız düşünüyor bu konuda. Allah razı olsun kendisine. Başkanımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bir de ekibiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Özellikle İstanbul'dan kalkıp buraya gelen, çoluğunu çocuğunu bırakıp, evini bırakıp burada günlerce, aylarca kalan ve gece gündüz demeden çalışan, burayı işte barınma haline getiren bir de ekip var. Tabii ki. Bu ekiple ilgili neler söylemek istedim? Mesela ekibe karşı böyle olumsuz davrananlar var mı? Ya muhakkak oluyor. Yani şimdi gelen ekibin de karşılaştığı tablo kolay bir tablo değil. Evet. Onlar da kurulu düzenlerini, çocuklarını, eşini, ailesini bırakan bekarların yanı sıra, çünkü evli olan ekip arkadaşlarımız da var. Bu fedakarlığı yaparak geliyorlar. Burada işte birazcık az önce de dediğim gibi herkes birbirine aslında anlayışla baksa, empati kurarak baksa, ben bir halk olarak sitem ettiğim insanın bana hizmet vermek için geldiğini ve onun da kolay bir tabloyla karşılaşmadığını, çoluk çocuğundan ayrılarak büyük bir fedakarlık yaparak bana destek olmak için geldiği idrakinde baksam, aslında onun o an yaptığı hatayı bile hoş göreceğim. Belki destek olmaya çalışacağım ama burada hep herkes de şey var, tamam, yaşanmışlığın vermiş olduğu bir psikolojik travma var ama hani bu travmayı da koz haline çevirmemek gerekiyor. Evet. Yani ben depremzedeyim, beni tartılamak zorunda ya da ben bağırırım ama o beni çekmek zorunda diye bir şey yok aslında. Öyle bir lüks yok tabii. Evet. Öyle bir lüks olmaması gerekiyor. Senin depremzede ya da benim depremzede olduğum kadar o insanlar da kurulu düzenlerini bırakıp bize hizmet verip destek olmak için geldi. Onları aslında kıymetini bilmek gerekiyor. Arista tutmamız gerekiyor. Tabii şimdi o ekip olmasa, oradaki senin alt zeminini yapmasa, sana o konteyneri getirip de oraya koyup o tesisatı yapmasa ben oraya oturamayacağım. Muhakkak. Bunu yapan, emek veren insanlar varsa tabii ki, hani dışarıdan bakıldığı zaman ya işte hani o kaba tabirle de karşılaşıyoruz. Hani hayrına mı geliyor, işte maaşıyla geliyor vesaire gibisem. Tamam, maaşıyla gelebilir ama gelmeye de bilir. Tabii. Yani, onun için birazcık daha böyle vefa duygumuzu biraz daha arttırmamız gerekiyor. Daha biraz söylemlerimize, hal hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii şimdi. Yani onları biraz daha kıymetini bilmemiz lazım. Biz kendimizi onları yerine koyarsak acaba... Emektar insanlar çünkü. Değil mi? Gerçekten emek veriliyor. Arka planda da iç kısımda olduğum için biliyorum. Gerçekten dışarıdan baktığınız zaman belki kapının önünde, en basiti bir güvenlik olaraktan söyleyeyim, kapının önünde oturan işte gelmiş oturmuş tablosu görünebilir ama iç kısımda o insan bir sıkıntı yaşandığı zaman direkt gelip hesap soracak insan odur. Yani bazı şeylerin dışarıdaki fiziksel yorgunluk boyutu olmasa da manevi baskın sorumlulukları varsa her işin zorluğu vardır. Yani sabaha kadar uyumadan bekleniyor o kapının önünde. Evet. Bu bir emektir. Diğer insan sabahın 7'sinde 8'inde işe başlıyor. Hatta altyapıyı yapmak için bazen kepçe çalışmak zorunda. Operatörler çalıştığında araç ses yapıyor, uyuyamıyoruz, rahatsız oluyoruz diye tepkiler de alabiliyoruz ama konteyner niye geç teslim ediliyor, niye bu hala çözülmedi diye sitem eden kişiler de yine bizler oluyoruz. Belli bir saatte o adamın çalışma düzenine mani olduğumuz zaman orada bir aksama olacaktır. Ya günden fedakarlık yapmak zorundayız ya da oradaki uykumuzdan fedakarlık yapmak zorundayız. En basiti. Yani saygılı davranmak zorundayız. Yani saygı insanlığın bence vazgeçilmez kuralı. Evet. Sevgi belki kişiye göre değişkenlik gösterir. Ki ben zannetmiyorum, yani insanın kalbi o kadar değersiz değil. Sevgiden başka yer olmaması muhakkak gerekiyor bence. Ama maalesef nefreti daha çok barındıran insanlar da olabiliyor. Olabilir. Onlarla da karşılaşıyoruz ama. Onlarla da normal karşılaşacağız ama bir yere kadar tabii. Onlar da bazen dozunu aşırmadan haddini bilmesi gerekiyor diye yani düşünüyorum. Hep şu sözü örnek almışımdır. Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Çok güzel. Yani sadece bu şey değil. Kendi hayatından lezzet almak istiyorsan güzel bakıp güzel bakmak da olmuyor. Birazcık da görmek lazım. Görmek lazım. Gördüğün zaman aslında oradaki manzarası çok daha farklılaşıyor. Yani görmek çok önemli. Kesinlikle.
Kendi Hanım, bakmayı herkes yapıyor. Evet. Tabii sohbet devam ediyor ama bize de ayrılan süreden sonra doğru geldik. Evet, zaman nasıl geçti bilmedik evet, hocam. Siz son olarak neler söylemek istersiniz? Gerek yaşam koçu olarak, gerek Sultan Gazi konteyner kente ilgili, insanlarla ilgili, depremzedelerle ilgili son bir mesajınız var mı? Yani mesaj olaraktan çok şeyim yok ama tekrardan son kapanışta oradaki alan olaraktan o alanın yapılması, insanlara o imkanı sunulması açısından tekrar belediye başkanımız Abdurrahman Dursun'a, eşi Tuba Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Arka planda bizlerle birlikte yanımızda olmasa da gerçekten motivasyon olaraktan kırmadan, bizlerin motivasyonunu artıraraktan sürekli destek olan Yakup başkanımız vardır. Evet, ona da ayrıca teşekkür ediyorum. İlk günden beri tanıyorum kendisini, görmüştüm burada. Evet, yani buradan gerçekten selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen, hem teşekkürler hem selamlarımı iletiyorum. Ekip arkadaşlarımızın hepsine, oradaki çekirdek sağlam olursa, tohum iyi olursa vereceği çiçek de güzel oluyor. Yani kişi olarak, insanlar olaraktan da kalan aynı böyle yaradan kanadığımız insanlarla da yaşam koşu doğrultusunda hani güvenip de o an sana sıkıntını paylaşması için gelip sana çaldığı kapı olarak gördükleri için o çekirdek aile kısmına, yani sorunların olduğu kısma güvenerek aldıkları için ben herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz orada güzel bir aile olduk. Eyman Hanım, ben de size teşekkür ediyorum. Şahsınızda özellikle Sayın Abdurrahman Bey'e, Sultan Gazi Belediye Başkanı'na ve Adıyaman'da emeği geçen tüm ekibine çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü birebir görüyorum, her gün görüyorum. Çalışmalarınız gerçekten yerinde. Sizi takdir ediyorum. Bize ayrılan süren sonuna geldik. İnşallah zaman zaman sizlerle böyle İnşallah. Program yapmaya devam edeceğiz. Efendim konuğum yaşam koçu Sayın Feyman Adıyaman'dı. Tabii Feyman Hanım aynı zamanda depremi yakinen gören, hala yaşayan ve depremzedelerle birlikte her gün birlikte olan bir arkadaşımız. Programımıza konuk oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Özellikle yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarımı kutluyor. Siz de bizden ayrılmadığınız için, bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için size de ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.